Nesrin Hanım, babanızı ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Ama nihayet genç bir kızsınız siz. Bu iş pek olacak gibi görünmüyor bana. Olacak Abdullah Efendi. Ok yaydan çıktı artık. Resimler hazır mı? Hazır. Bana bir kahve söyler misin? Söyleyeyim Nesrin Hanım. Olur mu be kızım? Sen hiç uslanmayacak mısın ha? Bakmışsın. Anneni kaybettikten sonra her şeyimi sana verdim. Şimdi de birkaç günlük ömrüm kaldı. Bırak da mürüvvetini görüyorum. Baba, hiç tanımadığın bir adamla nasıl evlenmemi istersin? Abdullah Efendi, ben şunları götürüp masaya koyayım. Hayır, vermem! Olmaz, senin gibi deli bir kızın evleneceğine hala inanamıyorum, olmaz! Yahu Abdullah Efendi, baksana misafirler, damat, herkes geldi, daha hiçbir şey hazır değil! Siz merak etmeyin efendim, şimdi her şeyi yetiştiririz biz. Hadi çocuklar, hadi! Hoş geldin, hoş bulduk! Antalya Belediye Reisi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri... Kasino ortaklarım. Baba! 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 Anlat Abdullah Efendi. Dördünü de iyice tanımak istiyorum. Teker teker anlat. Anlatayım. Bu Reşat, gazinonun ve kumarhanenin en büyük hissedarı. Aynı zamanda en gaddarı. İşi gücü eşkıyalık, eğlence ve sefaat. Kadınlara çok düşkün. Onlara su gibi para harcar. Beni yanına ilk defa garson olarak alan da buydu. Bu Ekrem, kumarhanenin müdürü. Birinci sınıf bir kumarbaz. Kumarda bilmediği hile yok. Yalnız biraz delişmen. Bütün geçimini kumardan sağlar. Bu da Erol, Ekrem'in kardeşi. Kumarhanenin krupiyesi. Aynı zamanda direksiyon meraklısı. Araba kullanmaya bayılır. Bu da Sedat, fedaileri. Her zaman dolu gezer. Yani hep silahlıdır. İşte bütün hikaye bu. İnşallah işine yarar. Gelinliğimdeki kan lekelerini hayatlarıyla ödeteceğim onlara. Babamın parmaklarını gırtlaklarında hissedecekler. Kadın değil misiniz? Topunuzun canı cehenneme! Suzan kaçtı diye bozuldun. Bütün kadınları harcıyorsun. Kadınlar harcanmak içindir. Şşş,
Sus, kes bakayım şu piyanoyu! Nereden geliyor bu çalgı sesleri? Bu sabah çayıra çingeneler konaklamışlar, eğleniyorlar. Buraya çağırın, burada oynasınlar! Asıl ben eğlenmek istiyorum bu gece! Belibaşı kim burada? Benim delikanlı. Karşıki köşkten sizi çağırıyorlar, orada oynayacaksınız, hadi toparlanın. Bunu ben bilmem delikanlı, Halime bilir. Halime mi? Halime sen misin? Beğenemedin mi? Beğenmeye niyetim yok, sizleri çağırmaya geldim. Karşı köşkün sahibi istiyor, orada oynayacaksın. Başka sıkıntın var mı cicim? Ukalalık istemez, bol para alacaksın orada. Parayla senin gibi fasulye sırıklar oynar. Doğru konuş ha! Zevzeklik edeceğine toparlan da gidelim. Emredersiniz Sayın Minare Hazretleri! Bana bak! Sana bakmak için dürbün lazım! Yukarıda havalar nasıl? Kapayacaksın şu çeneni ha? Ya kapamazsam? Bozulurum! Dikkat et, yedek parça yok! Sonra her tarafın bozulsa bize yazmaz hani! Karşında eli maşalı Halime var! Katlanmak istemiyorsan çabuk tayyar ol bakalım! Sen tayyar olmak istemezsen yürü! Çek şu ön ayaklarını be! Çekmesem ne olurmuş? Haritada kaçacak yer ararsın kendine! Kafanıza laf sokmak için yumurta pişirir gibi tavamı kullanmak lazım! Hadi bakalım! Şimdi havalan da gidip sahibine benden bir selam sarkıt, Halime kimsenin ayağına gitmezmiş de! Sıktın artık be, çekil başımdan! Ama ne olur dinlesen! An için geneler? Gelmiyorlar! Bol para veririm demedim mi? Çingenelerin kraliçesi kimsenin ayağına gitmem dedi. Dağıtsaydın moruğun ağzını. Pek moruk sayılmaz. Güzel mi bari? Sen ondan haber ver. Şirretliği güzelliğinden baskın. Gözündeki hatıra onun marifeti mi? Vay be! Hem güzel hem yumruğuna iyi ha! Vay canına, merak ettim şimdi! Hadi kalkın gidiyoruz! Görelim bakalım şu kraliçeyi! Yürüyün! Yürüyün bakalım! Durmayın arkadaşlar, çalın! Bu gece benim gecem! Geceme neşe katılsın istiyorum! Neşe sizden, para benden! Kraliçe hazretleri nerede? Arabasında! Sayın kraliçemize selamlar! Basit bir kulunuz olarak yüksek huzurlarınızda eğilmeye geldim. Suçum büyük! Affı şahaninize mazhar olabilmek için ne yapacağımı bilemiyorum. Elimi tükürüklemekten vazgeç yeter! Emredersiniz kraliçem! Yolladığım elçi size karşı büyük bir kabalık yapmış. Bu deveden bülbül gibi ötmesini mi bekledim? Çok haklısınız kraliçem! Şahane dansınızı seyredebilmek şerefine nail olmak için dünyanın bütün bülbüllerini ayaklarınızın dibine sererdim. Bak şimdi oldu, sen iyi ötüyorsun. Yolladığın minare tohumu yanlış telden çaldı, ondan yedi tavayı. Ya ben? Senin hatırın için oynarım. Hadi çalın bakalım, çalın da oynayalım! Bir çingeneyim, hep göçebeyim, diyar diyar
gider şarkı söylerim. Falınıza bakar, raksımı yapar. Aşksız yaşamam ben, hep severim. Bu sefer size yürekten kraliçem diyebilir miyim? Keyfin bilir. Buraya seninle alay etmeye gelmiştim. Kalayı görünce vazgeçtin anlaşılan. Yoo, şahane dansın beni büyüledi. Benim lokalimde dans etmeni istiyorum. Sana bülbül dedik, yüz bulunca karga gibi ötmeye başladın. Niye? Halime senin o adi gazinonda dans eder mi hiç? Benimki İstanbul'un en lüks yeri. Tam şanına layık, ne istersen veririm. Hiçbir şey istemem, kafamı ütüleme yeter. Hadi güle güle. Fakat... Güle güle dedik. Hadi, gazlayın bakalım, hadi! Hadi, duymadınız mı? Gazlayın dedik, hadi! Bulsak dersin? Klas bir yer burası Sedat. Bana klas bir dansöz lazım. Tıpkı o geceki çingene gibi. Aklımdan çıkmıyor bir türlü o deli kız. Sedat, git şunu getir bana. Hadi aslan, ne istersen verecekti. Bir şeyler yap getir işte, becerirsin sen. Hadi korkma, kibar laf edersen kafanı da yarmaz. Gene mi geldin bostan korkulu? Kargaları ürküteceksin. Patron seni çağırıyor. Patronuna selam söyle, avucunu yalasın. Bir dakika küçük hanım. Bak, nazik nazik, kibar kibar söylüyorum, gel. Yoksa kötü olacak. Ne olacak, ne olacak? Anlamadım. Bana bak yelken direği, burnun gene kaşınıyor galiba. Uzatma, götüreceğim seni buradan. Bırak kolumu be! Dur bakalım. Çekil be! Bay deve! Aferin bay deve! Sağ olun arkadaşlar. İstediğim oldu. Şimdi onunla beraber gideceğim. Teşekkür ederiz. Ver şu suyu bana. Kalk bakalım çamaşır sırrı. Gene Halime'nin yufka tarafına rastladın. İşinden atarlar diye acıdım sana. Hadi yürü, gidiyoruz.
bana bak. Çifte Vahsi, Yıldız Lady Mary yapalım mı? Yıldız geçen hafta doping yedi. Bence Meral daha şanslı. Sedat Bey yeni dansözü getirdi efendim. Hadi dostum. İşin iş gene. Hoş geldiniz kraliçe. Gazinoya şeref. Ah gözüm! Kraliçeyi ikna etmek pek kolay olmadı galiba. Öyle oldu. Zavallının irtifası fazla da başını sık sık oraya buraya çarpıyor. Sedat kaplan gibi çocuktur ama nedense kadınlara karşı biraz mahcup. Her kadınla benim gibiyse kafasını asır tutar yakında. Buraya senin minare tohumunu acıdığımdan geldim ama fena yerde değilmiş. Kraliçe hazretleri beğendiklerine göre çalışmayı kabul ettiler herhalde. Bakalım, birkaç gün deneriz. Senin için en yüksek ücreti düşündüm. Gecede 5000 vereceğim. Mukaveleyi hazırlattım bile. Erol, getir mukaveleyi. Ne mukavelesi? Bir yıllık anlaşma yapacağız. Ben mukaveleden falan çakmam. Dans mı edeceğiz, nikah mı kıyıyoruz ya? Keyfim ister çalışırım, kafam atar çeker giderim. Dur, gitme, gitme. Peki, nasıl istersen öyle olsun. Bak, yoluma gidersen mesele hallolur. O halde hemen başlayabilir misin? Neden olmasın, başlarız elbette. Güzel. Reşat Bey, nereden buldunuz bu yaban gülünü? Kırdan kopardım. Reşat yamandır, her şeyin en kralını bulur. Kendi meyvasını yer, bize de seyretmesi düşer. Müşteriler hayran kaldı sana. Gözlerini kamaştırdın, güneş gibiydin güneş. Onun için fazla yaklaşma, yanarsın sonra. Seni görüp de yanmamak mümkün. Öyleyse ateş bacayı sarmadan itfaiyeye haber ver. Seni ilk görüşümde ateş bacayı sardı zaten. Beni büyülediğinin farkında değil misin? Asılmayalım, depoya gider.
Sürprizimi öğrenince benimle böyle konuşamayacaksın ama. Neymiş o sürpriz? Saray. Benim ve sanat aleminin kraliçesi olacaksın. İyi, hadi bırak palavranı da çık dışarı. Giyineceğim şimdi. Güzelmiş be! Burada yalın ayak yürümeli, zevki öyle çıkar! Hey! Şuraya bak be! Amma da kıyak ha! Bu ne bu? Altından mı? Değil ama eğer istersen sana altından yaptırırım. Hadi, hadi atma! Doğru söylüyorum. Bütün bu gördüklerini senin için hazırlattım. Yani burası şimdi benim mi? Tabii senin. İyi be! Ama canım istediği zaman çeker giderim ha! Hem bir kere burası çok büyük. Bana bir hizmetkar lazım. Derhal! Kaç tane istersen, kimi istersen? Bir tane yeter. Hani gazinoda Abdullah diye bir garson var, efendi bir adama benziyor. Olur, yarın yollarım. Sabah beni uyandırınca hatırlatırsın. Ha? Anlamadım. Nereden uyanınca? Bu gece burada kalmayacak mıyız? Burada kalmak mı? Ay 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 ay! Beraber yatacağımızı mı düşündün? Sen kafanı üşütmüşsün galiba! Hadi, yelkenle bakalım! Anlaşmamızda böyle şeyler yoktu! Hadi yürü, bir daha da lafını etme! Kovarım tabii be! Burası benim değil mi? Hadi yallah! Yürü bakalım! Dans edelim mi? Tabii! Teşekkür ederim! Halime parladıkça parazitleri çoğalmaya başladı. Farkındayım. Bu işi sana veriyorum. Bugünden sonra Halime'nin yanından ayrılmayacaksın. Yani dadılık mı edeceğim ona? Muhafızlık! Kıymetli şeyler korunmak ister. Onu bir gölge gibi takip edeceksin. Yoksa kaçırırız elden. Tatsız bir iş bu. Ben öyle istiyorum. Şimdi git, onu şu sulu herifin elinden alıp eve götür. Hadi! Senin yatma saatin geldi, eve gidiyoruz. Bu sizi neden ilgilendiriyor acaba? Beni ilgilendirir, yaylan da bakalım canın yanmasın. Hadi yürü sen de. Bırak beni be, keyfimin kayası mısın? Yürü dedik, patron öyle istiyor. Uşağı mısın sen onun? Farz et ki öyle. İşler yoluna girdi Abdullah efendi. Farkındayım, Reşat bey bulutlarda dolaşıyor. Reşat öyle ama, o başıma musallat ettiği seyyar minare ile dertteyim. Sedat mı? Aman dikkat et, o en tehlikelisi demiştim sana. Onun da sırası gelecek. Önce ele başlarını halledeyim, yamakları kolay. Nereye gidiyorsun? Plaja. Tam da havası ya, üşüyeceksin kızım. Maksat deniz değil. Rakip gazinocu Sıtkı'nın adamlarıyla konuştum. Sedat'ı atlatabilirsem oraya gideceğim. Şu plajın önünde frenle bakalım. Niye? Plajın içine otomobille girilmez de ondan. Denize mi gireceksin? Hayır, suyunu içeceğim. Ya deniz ne yapılır be? Soruya bak da süngüye davran. Maalesef bu sevdadan vazgeçmek zorundasın hanımefendi. Nedenmiş beyefendi? Yasak. Ha, o yasak, bu yasak. Laf söyledi Bay Susak. Yasaklar patrondan. Dans yasak, denize girmek yasak, başka erkeklerle oynaşmak yasak. Kıymetli kafanızı kırmak da yasak mı? Orasını Allah bilir. Benim bildiğim, senin burnun bana ötmeyeceği, dere sen de! Dur şurada be! Ben senin sadece muhafızınım. Anladık, anladık, uzatma! Bikinimi giyerken bakma sakın! Ne? Bikini mi giyeceksin? Anadan doğma sivil mi gireceğim sandın? Burası kadınlar hamamı değil oğlum, plaj plaj! Ver şunu ver! Ver! Bana bak! Bak!
patron duyarsa beni havalara uçurur. Bu boyla sen zaten havalardasın. Boyumla oynama, bozulurum ha! Bozulma, tamirat çıkarma! Patronun yedi sülalesinden başlatma, ver şunu bana! Ver şunu! Bununla mı girecektin? Hayır, peştemalla girecektim! Ver dedim! Olmaz dedik, olmaz! Olmaz ya, tenha bir yerde olsa hadi neyse! Milletin içinde bu giyilir mi ya? Geri kafalı deve ne olacak? Tenha yermiş, çek öyleyse! Nereye? Canımın istediği yere! Sigara var bende! Neymiş onun alameti farikası? Kent! Aa, o sosyetik sigara oğlum istemez! Bafra istiyorum, bafra! Gariban sigarası! Nerede bulurum dağ başında? Elinin köründe bulursun, bana ne arada bul! 40 yılda bir de işe yara! Kazık kadar boyundan utan! Ne bakıyorsun aval aval? Dön arkanı da giyineyim! Bikinimi aldın da ne oldu? Ben de çıplak girdim işte! İyi alt ettin! Bilirsin, giyindim. Ah, dünya varmış! Suya girdin de boyun büyüdü, değil mi? Allah korusun, sana benzemeye hiç niyetim yok. Benden uğraşmaktan zevk alıyorsun galiba. Ya, mest oluyorum! Ah, suya girdim de kendime geldim. Aa, karşıya bak ne kadar güzel! Hadi oraya gidelim biraz, ha? Yürü arabaya! Aa, hayır, hayır! Canım sandalla gitmek istiyor! Nesi var bilmem gülüşünde, çekiyor beni kendisine! Nesi var bilmem bakışında, takıyor beni arkasına! Şeyler var besbelli, herkesten bambaşka beni düşüren aşka. Nesi var elimi tutuşunda, çözülür dizimin bağı birden. Nefesim kesilir öpüşünde, doğarım yaşarım yeniden. Ne sihir derler ne büyü, ondaki şeytan tüyü. Ne sihir derler ne büyük, ondaki şeytan tüyü. Şeytan tüyü. Şeytan tüyü.
Allah! Beğendin mi yaptığını? Araba kullanmak senin neyin ha? Ne olacak şimdi? Elinin körü olacak. Şimdi dünyanın yolunu yürü de aklın başına gelsin. Hiç de niyetim yok yürü. Eyvah! Yağmur! Ben şuradaki kulübeye gidiyorum, sen istediğin kadar yürü! Bak kim var burada, kardeşin! Suratı da ne kadar benziyor sana! Hele gözleri tıpkı! Sen doğru konuşmasını bilmez misin? Laf söyledi balkabağı! Dua et patrona! Nedenmiş beyefendi? Sana bir beş kardeş gösterseydim, terbiyeli konuşmak nasıl olurmuş öğrenirdin. Terbiye yumurta ile yapılır oğlum. Yemek yiyeceksen eğer bak, senin için aile boyu çatal da var burada. Bana bak, uzatma. Uzarsa senin gibi deve olur. Yeter dedim. Ne yani? İltifat ettik, anlamadın. Kim olsa eşeğin gözüne benzetilmekten hoşlanır. Kaba herif sen de. Ne oldu? Şaka söyledim vallahi. Kızmadın değil mi? Nerede kaldı bunlar? Evine bir daha telefon et bakalım. Saat kaç oldu? Neredeyse program başlayacak. Baş üstüne. Al, ye! Öküz trene bakar gibi ne seyrediyorsun öyle? Kıskandın anlaşılan! Acıktınsa sana da vereyim! Kendin ye! Ben tokum! Seni öyle düşünceli gördüm de ondan! Senin gibi mangal yürekli olsaydım düşünmezdim! Oh, canıma değsin! Bu ölümlü dünyada geniş olmak lazım! Onu patrona söylersin, meraktan kudurmuştur şimdi! Korkma, kuduz iğnesi yaparlar, olur biter! Bir yer bulup telefon etmem lazım! Telgraf çeksen daha iyi! Uzat ellerini! Nedenmiş o? Ben gidince tüyersin, bağlayacağım seni! Sen saksıyı üşütmüşsün be oğlum! Anlaşılan sizin yukarılarda havalar çok soğuk! Benim ellerimi bağlayacak adam anasının karnından doğmadı daha! Deve sen de! Seni fasulye sarıyor seni! Bırak! Oh, kulağım! Bırak diyorum! Bıraksana be! Ama fena olursun sonra! Haydut, ne olacak? Pis aptal! Görürsün sen! Sen bu kafayla gidersen başına daha çok şey gelir! Ay! Kırdım kolumu be! Uslu dur! Uslu dur da canın yanmasın! Kalleşliği yaptın ya, gör bak dünya kaç bucakmış! Beni beklerken biraz sıkılacaksın! Sıkılmayacağım işte, yedi sülalene gazel okuyacağım! Uzun kulaklı eşek! Geber inşallah! Geber! Geber! Araba yürüyecek halde değil Reşat abi! Bu saatte vasıta da geçmez buradan! Daha önce neden telefon etmedin? Meraktan patlayacaksın burada! Ha? Ne? Peki, ne yapacaksınız şimdi orada? Mandıra gibi bir yer bulduk. Geceleyeceğiz. Ne? Yok yok, merak etme, kaçamaz! Abi, kaçamaz dedik! Bağlı, bağlı! Bağlı be abi, bağlı dedik işte! Nazik ellerini yorma boşuna, gemici düğümüdür, çözemezsin! Marifet yaptım sanıyorsun değil mi? Senin başına bir çorap öreyim de gör bak düğümün kaç para eder! Kapat çeneni, çözüyoruz işte! Erkek sen çözme de göreyim boyunu! İsteseydim kaçamazdım sanki! Bana emanetsin diye bağladım! Yoksa dünyanın öbür ucuna kaçan vız gelir bana! Hatta püskülü bir beladan kurtuldum diye sadaka veririm! Sen o mavalı külahımı anlat! Tabii yüz bulamayınca sırık ne olacak? Senden yüz isteyen kim be? Hadi hadi!
Astara bile fitsin ama kedi uzanamadığı ciğere pis der hikayesi. Sen kendi kendine konuş. Ben uyuyacağım. Hey! Ne yani? Geceyi burada mı geçireceksin? Hatırın için dışarıda ayaz kesecek değilim ha? Senin gibilere kapı önü yakışır. Bilmediğin işe burnunu sokmasaydın, arabanın canını okudun. Senin yüzünden buradayız zaten. O oldu. Ne oluyor ya? Şimdi de kara göz mü oynatacağız? Herhalde gözlerinin önünde soyunacak değilim. Ne soyunması be? Sabah erkenden gideceğiz. Ben elbiselerimi çıkartmadan katiyen uyuyamam. Sakın bakma, kafanı kırarım ha! Tövbe estağfurullah! Senin namussuz alçak kız düşmanı sırık seni! Ne oldu, daha bekleyecek miyiz? Tamam demişti abi, yalnız başı biraz dertteymiş. Atlatabilirsem gelirim dedi. Eğer bir gelirse... Reşat derdine mum yaksın artık! Kız şeytana pabucu ters giydirir cinstenmiş. Çok yaşa! Sen de gör! Gemici düğümüdür, boşuna uğraşma, çözemezsin! Etme bulma dünyası bu! Göze göz, dişe diş! Bak bir şey söyleyeyim mi? Bağlı olmak sana çok yakıştı! Ben senin yerinde olsam hep bağlatırdım kendimi! Gevezeliği bırak da çöz şunu! Emredersiniz Bay Sırık, çözeceğim tabii ama önce hizaya gelin! Ne hizası? Azıcık yalvar bana, acı, ben ettim, sen etme diye ağlaş biraz! Ben hayatımda kimseye yalvarmadım! Bana yalvaracaksın, hem de kuzu kuzu! Mecbursun yalvarmaya, yoksa seni burada maydanoz tohumu gibi eker, giderim! Sen! Utanma çocuk, söyle ben neyim? Şeytan mısın, melek misin, ben de anlamadım. Bir de tabanca asmış evladım! Mantar tabancasıdır herhalde. Hey, dikkat et, doludur! Ne çıkar doluysa? Patlar alt tarafı. Korktu bebek! Ama sen korkma! Tabanca patlasa bile senin patlayacak bir beynin yok ki! Dua et, ellerim bağlı! Sen dua et, yalvar da çözeyim! Hadi, işlet şu saksıyı! Yok ki başka çaren! Hayır! Hayır! Ama bu boyda akıl ne gezer?
Havalarda tabii. Hadi hadi, öyle ağlar gibi bakma çözeceğim. Ama acıdığım için değil. Ya neden? Seni hiçe saydığım için. İstediğim zaman senden kaçabileceğimi göster. Çözüldü. Ellerini de kendin çöz. Buyur Sıtkı abi. Geliyor abi, geliyor. Hoş geldin kraliçe. Buyur otur şöyle. Ali senle konuşmuş. Şartların ne? Bilmem. Teklif sizden, çağıran sizsiniz. Gecede 10.000, tamam mı? Ama peşin isterim. Tamam. Sahneye çıkmadan alırsın. Buyur mukaveleyi, kondur imzayı. İmzalıyorum. Ama ötekiler duyunca kızacaklar bu işe. Korkmuyor musunuz? Kim? Reşat'tan mı korkacağız? Çok şakacısın kraliçe. Reşat'ın eli tabanca tutuyorsa bizim elimizde armut toplamıyor ya. Utan be, utan! Fedai diye güvendiğimiz adam bir kıza sahip çıkamazsın. Yuh sana! Alt tarafı bir kız be! Kız değil, kedi yavrusu. Hiç kız görmesek onu da kız diye yutturacaksın ha? Ben olsam! Aslında senin hatırın olmasa bilirdim ben o zillinin burnunu kırmayı. Patlattın mı tokadı? Boş ver! Kız kaçtı ya! Ötesi hikaye! İşin kötüsü Sıtkı'larla anlaşması. Sıtkı iyice kaşınmaya başladı. Anlaşılan harp çıkacak yakında. Acaba kızla mukavelemiz olmadığını nereden öğrendi? Bu gibi işlerde en sağlam mukavele budur. İmzası da kurşun. Sıtkı'yı yabana asmayın. O da beladır. Her tarafı bela olsa ne olur yani? Kendi malımı kimseye yedirtmem ben. Selat! Git kızı getir buraya. Ancak o zaman affederim seni. Her şey bitmiştir artık. Yolumuz ayrılıyor. Her şey bitmiştir artık. Yolumuz ayrılıyor. Senin de benim gibi İçerin kan ağlıyor. Senin de benim gibi İçerin kan ağlıyor. Çok yalvardım bir zaman, dinlemedin hiç beni. Gururumla oynadın, affetmem seni. Çok yalvardım bir zaman, dinlemedin hiç beni. Gururumla oynadım, artık affetmem seni. Çıkma karşıma, dönemem sana artık. Ne güzel ağlaşırken bu aşkta bir dil yazık. Ne güzel ağlaşırken bu aşkta bir dil yazık. Çok yalvardım bir zaman, dinlemedin hiç beni. Gururumla oynadın, artık affetmem seni. Çok yalvardım bir zaman, dinlemedin hiç beni. Gururumla oynadın, artık affetmem seni. La 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 la
bakalım bebek. Yürü gidiyoruz. Boş versene sen. Kimi götürüyorsun? Uzat ben yürü. Ne oluyor lan? Gel buraya. Yakamazsın, gel buraya. Bırak beni. Be, yürü ama bela aldın ha. Bırak dedim. Bırak. Al malını, sağ salim teslim. Mal babandır lan, deve sende. Kimi kime teslim ediyorsun be? Konuşmasını pek bilmez, kusuruna bakma. Bana bir daha bulaşsın, hörgücünü budamazsan bana da Halime demesinler! Merak etme, çirkefe bulaşmaya niyetim yok. Hala konuşuyor be! Susup susup bir laf ediyor, insanı çileden çıkartıyor. Kavgayı bırakıp da işimize baksak, daha iyi olacak galiba. Sıtkı'nın gazinosuna gitmek de ne oluyor? Keyfimin kahyası mısın? Keyif kimde olur bilirsin. Bilirim. Senin gibi eşek müsveddesinde olur. Yeter artık! Kesin! Bak Halime, seni severim bilirsin. Başım üstünde yerim var. Ama beni ezmeye kalkarsan külahları değişiriz. Fena mı alışveriş etmiş oluruz? Kavga etmiyoruz Halime, dostça konuşuyoruz. Unutma ki sen benim eserimsin. Sen Allah mısın be? Allah değilim ama gazinocuların kralıyım. Sen benim sayemde yükseldin. Benim taktığım kanatlarla uçtun. Seni daha da yükseltebilirim. Ama yarattığım yıldızların meyvelerini başkalarına yedirtmem. Büyük lokmayı büyük laf etme. Bana ters gidersen kral değil, padişah olsan gene vız gelirsin. Güzel kadınlarla tartışmak budalalara mahsustur. Zaman her şeyi gösterir. Önemli olan aramızda bulunman. Aa! Bak böyle konuştun mu yelkenler iner işte. Sen de orada bostan korkuluğu gibi duracağına kulaklarını uzat da zarafetlik öğren biraz. Kaşınma! Kaşınsam ne olacak yani? Aramıza dönmen şerefine seni bir yere davet edip delice eğlenmemizi istiyorum. Herhalde bu lütfu esirgemezsin benden. Seni aramızda görmekle hepimiz öyle sevindik ki. Hem de pek çok. Düdük öttü gene. Yetmedi kafasına çaktırdığım tavalar. Sen onun kusuruna bakma. Kusuruna başkaları baksın. Daha toy. Büyüyünce kadınlara nasıl davranılacağını öğrenir. Kadınlara nasıl davranılacağını bilirim patron. Aa. Ama karşımdaki kadın olursa tabii. Arandı gene. Bana bak minare tohumu. Sen hayat ömründe benim gibi bir kadını rüyanda olsun gördün mü hiç? Kabus görmesini sevmem. Kabusundan başlarım şimdi! Hadi Halime! Gidelim! Hadi be! Tuh be! Yazıklar olsun! Yediğiniz ekmek gözünüze dizinize dursun! Yuh olsun be size! Bir kişiyle başa çıkamadınız! Ah Reşat ah! Bütün bu işler senin başının altından çıktı. Benim sahnemden zorla artist aldıran herifi yaşatmam ben! Hepiniz birden tarayacaksınız, kurşunlara acımadan! Delik deşik etmeli, kalbura çevirmeli! Seni başka yere göndermememin sebebi yalnız iş icabı değil Halime. Ya nedir? Kıskanırım seni! Hoppala! O da nereden çıktı? Şarkı ismi bu! Anlamazlıktan gelme Halime! Seni ilk gördüğüm gün içim allak bullak oldu. Koca Reşat'ı divaneye çevirdin. Bırakmam artık seni, benimle evleneceksin. Amma hızlı pilotmuşsun be! Ama bu sefer ses duvarına tosladın. Olmaz bu iş, yeter! Yapma Halime! Düşün biraz! Hemen karar verme! Thank you.
Rekabet yüzünden öldürülen gazinocular kralı Reşat Aslan'ı vuranlar yakalandılar. Sen artist olmalıymışsın, tebrik ederim. Niye? Reşat'ın cenazesindeki gözyaşların aklıma geldi de... ...sevinirken ağlar görünmek kolay değildir pek. Neler sayıklıyorsun sen ya? Reşat en sevdiğim dostumdu. Mirasını dostluğundan çok seviyordun herhalde. Reşat cenneti boyladı, patronluk da sana kaldı. Demek hakkımda böyle düşünüyorsun. Yalan mı? Bana gazinonun büyük hissesi kalmasa bile gene de pek üzülmezdim. Neden? Ölüme pek kıymet vermem de ondan. Kumarbaz her oyunda 1000 kere ölebilen adam demektir. Gene de kurşunla 1 kere ölmekten korkarsın. Ama başkalarının ölümlerinden değil. Beni asıl sevindiren şey, gazinodaki hissemin büyümesi değil... ...Reşat'ın seninle aramızdan çekilmiş olması. Bakıyorum kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Reşat'tan daha genç, daha yakışıklıyım. Daha da budala! Laflarına dikkat et! Bugüne bugün, burada baş patronum ben. Sen o patronluğunu külahıma anlat. Benden paso, ben gidiyorum. Nereye? Keyfimin istediği yere, çalışmıyorum artık. Anlaşılan beni iyi tanımamışsın. Tanımaya da niyetim yok. Ben Reşat'a benzemem ama. Benzesen ne yazar yani? İçeride 40.000 lira alacağın varmış. Başka biri olsaydı yatardı üstüne. Silah zoruyla mı? Benim silahım kumardır. Sana bir şans tanıyacağım. Kazanırsan paranı alır gidersin. Kaybedersen kalırsın burada, bedavaya. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Buyurun. Şansım boldur, kazanırım. Bul karayı, al parayı. Yoo! Zar atacağız. Daha kolay. Ama önce sen atta görelim. Seba ediyor. Vaziyet kötü. Tehlikeli bir sayı. Galiba kazanacaksın. Kaybedersen üzülür müsün? Seni kaybeden erkek üzülmez mi? Hasretinden iğne ipliğe dönerim. Gel bir düşeşte beyefendiyi makaraya saralım. Hadi oğlum zar göster kendini. İki bir. Şansın sökmedi kraliçem. Zarar yok. Elbet şans bize de güler bir gün. Sen bu akşam sahneye çık da o gün gelince gülersin. Baksana şunların nesi var? Zar. Aşk olsun, biz de göksu testisi demedik ya, zar tabii. Ama var bir bit yeniği bu mendeburlarda. Ne olabilir ki? Bunlar kumarbaz takımı, her türlü dalavere beklenir. Var bir hınzırlık ama ne, onu çözemiyorum. Ah, tüh be, ne şans! Her el hep yek geliyor, deli olmak işten değil. Al, bu son, param kalmadı. Sen zarları sallamasını bilmiyorsun da ondan, bak böyle atılır işte. Hadi, al bir dene. Param tükendi dedim ya. Zarar yok canım, başka şeyini oynarız. Nesine? Mesela öpücüğüne. Kazanacağından o kadar emin misin? Belli olmaz, şans bu. Ya kaybeder de ödemezsem? Olsun, sana kredi açarım. Ben de şans olsaydı. Bir öpücük borcun var. Hava alırsın. Peki canım, alacağımız olsun. Gelene bak. Galip Bey'i arıyordum. Kumarbaz mı? Evet. Oradadır. Sağ olun.
Galip Bey. Bey senin babandır. Oo, küçük hanım. Hayrola? Ben Osman Sarvan'ın kızıyım. Yok ya! O küçücük kız sen misin? Vah kızım vah! Babam bir kaza kurşununa kurban gitmiş. Duydum, çok üzüldüm. Söyle, bir derdin mi var? Bu zarların hilesini öğrenmek istiyorum. Amma da ustaca yapmış namussuzlar. Hep bir atıyorsun değil mi? Nasıl anladınız? O da benim sanatım. Bıraktım artık. Tövbeliydim ama sana yardım edeceğim. Gel bak, gel. Al. At bakalım. Altı altı. Nasıl oluyor bu? Seninkiler nasıl hep bir geliyorsa, bunlar da mıknatısın yanına düşünce hep altı altı gelir. Ama onlarda mıknatıs yoktu. Vardır. Ya tabakası, ya çakmağı, yahut da kol düğmeleri mıknatıslıdır. Dikkat et, göreceksin. Nurul Galip amca! Allah ne muradın varsa versin. Sormayın, sormayın, bizi mahvettin. Söyle bakalım. Ooo, kraliçe hazretleri güzellikleriyle renk saçtılar gene. Bu akşam şahanesin Halime. Seni bu zarlara borçluyum. Zarlara değil, o günkü şansına dua et. Ben her zaman şanslıyım. Büyük laf et, büyük lokma yeme, boğazında kalır sonra. Halep oradaysa, zarlar da burada. Güveniyorsan bileğine salla da görelim. Yalnız ben profesyonel bir kumarbazım. Küçük oyun oynamam. Peki canım, biz de büyük oynarız. Bir el, 50.000. Kim büyük atarsa. Kabul. Haydi, bakan değil, atan kazanıyor. Ben kaybedersem çekle ödeyeceğim. Ya sen? Ben de para almadan çalışırım. Kötü bir sayı, rahat kazanabilirsin. Zar bu! Belli olmaz ne kalleşlik yumurtlayacağı. Ne şanssızlık! Doğrusu senin namına üzüldüm. Zarar yok. 10 gece bedava çalışırım. İstersen sana bir şans daha tanıyayım. Bir el daha atacağız. Kaybedersem 100.000 lira ödeyeceğim. Ya ben kaybedersem? Senin gibi güzel bir kadının borcunu ödemesi çok kolay. Bu gece benimle gelirsin. Kabalık ediyorsun. Ben parayla ölçülmem. Alınma canım. 100.000 liraya bir el. Gözümde çok küçülüyorsun Ekrem. 1.000.000. Ya ben daha kıymetliysem? Ben de daha kuvvetliyim. Güveniyorum kendime. Bütün servetime, yani gazinodaki hisseme oynayalım. Ya gazino senin olsun, ya da sen benim. Kabul. Ama bu oyun büyük. Sonunda lastik patlatabilirsin. Önce gazinoyu devrettiğine dair bu kağıdı imzala bakalım. Kaybetmeyeceğime göre 10 tane kağıt imzalarım. At bakalım. Eyvah, şeş beş! Beni ancak bir düşeş kurtarır. Seni Allah bile kurtaramaz. Boşuna heyecanlanma sultanım. Kendini kollarımda bil. Ekrem Bey'in çakmağı ile yakmak istiyorum, belki şans getirir.
çakmak. İstedi mi zarlar dikine bile durur. Ne haber? Şey, bir yanlışlık var. Olacak iş değil. Bir el daha atalım. Atmak mı? Sen göbek at daha iyi edersin. Su koy vermek yok. Kaybettin işte. Kaybım çok büyük. Hazmedemem ben bunu. Karbonat alırsın. Hayır, bir zar daha atacağız. Atacağız. Zar bir kere atılır. Sözünü yerine getir. Muhafızım, heyecandan ağzım kurudu. Galiba benim de ihtiyacım var, gel. Yardımın için teşekkür ederim. Bekle burada. İsteğin yoksa ben gideyim. Hayır. İyi geceler. İyi geceler. Ama Erol Bey, çekil şuradan! Kağıdı vereceksin. Abinin kumar borcunu mu? Defol buradan! Öyle kumar borcu olmaz! Ne istiyorsun? Hissenin varisi benim. Kaptırmam koca gazinoyu. Ver o kağıdı yoksa hayatın kayar. Bu işlerde zorbalık yok Erol. Sen ne karışıyorsun? Yeni patron o. Şimdi onun fedaisiyim. Gazinoyu hileyle ele geçirdi. Ekrem'in zarları çok mu namusluydu? Sen benden yana mısın, ondan yana mı? Erkekçe davranandan yana. Hadi çek arabanı şimdi! Bunun hesabını sorarız sana. Beyefendi kapıyı soruyorlar Abdullah efendi. Buyurun. Al, sende kalsın. Galiba lazım olacak yakında. Benim için tehlikeye attın kendini. İşim bu benim. Ücretimi alıyorum. Hadi eyvallah. Sedat. Sabah yazıhanede bekle beni. Peki. Thank you.
size çiçek getirdim efendim. Sağ ol Ahmet efendi. Siz de sağ olun. Hesaplara göre gazinoda kumar salonu da kârda. Zengin olacaksın. Mühim değil. Niye güldün? Numara yapmana. Ne numarası? Gazino ile kumarhaneyi ardında 3 ceset bırakarak sahip oldun. Ne demek istiyorsun? Hiç bir şey demek istediğim yok. Yalnız olanlara sevinir gibi bir halim var. Kaçmadı gözümden. Güzel gözlerin var Sedat. Çok güzel. Bir ormanın engin derinlikleri kadar yeşil. Yıldız yıldız. Ama ne yazık ki körsün. Her şeyi yanlış görecek kadar kör. Senin gözlerin daha güzel. Aysız geceler kadar karanlık. Şahane, büyüleyici. Ama... Evet. Hain. Kırk yılda bir iltifat ediyor sandım. Sonunda yüzüne gözüne bulaştırdım. İltifata ihtiyacın yok nasıl olsa. Herkes peşinde. Herkes ayaklarına kapanmaya hazır. Bütün erkeklerin aklı sende. Hı, sen de erkeksin. Ama akılsız bir erkek. Ya da fazla akıllı. Bu boyda akıl olmayacağını kendin söylemiştin. Öfkelenince ne söylediğimi pek bilmem ben. Bildiğim tek şey sonunda ikimizin kaldığı. Hayır, sen yalnız kaldın sayılır. Ben sadece ufak hisseli basit bir fedaiyim. Bundan sonra işleri sen idare eder, yarı hisse alırsın. Yarı hisse mi? Fazla cömertlik etmiyor musun? Sadece hayatımın ücretini ödüyorum. Fedaisin. Azrail'le ne zaman selamlaşacağım belli olmaz. Eski ortaklarım gibi mi? Nereden bileyim? Allah'ın işi belli olmaz ki. Neredeyse benim de ölmemi arzuluyor gibisin. Bilmem. Sana tabut bulmak zor olmaz mı? İkiye katlarlar, olur biter. Nerede? Yazıhanede. Hisseye itirazın yok, anlaştık değil mi? Patron sensin. Ne dersen o olur. Evet. Bir dakika Sedat. Üç kabadayı geliyormuş. Dikkat edin dediler. En belalı haraççılarmış. Hoş geldiler, safa getirdiler. Bir şeyler vermek lazım mı? Tabii. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Kendine güvenme pek ama. Üç kişiymişler. Üçü de belalı. Zurna da peşrev olmaz. Yeni patron sen misin? Ben. Teşerrüf ettik bayan. Ben Deniz'de Çamur Ali'yim. Bir hususu görüşmek için geldim. Kaldırın ellerinizi! Geldiğiniz gibi de gideceksiniz. Boşuna telaşlanma evlat, boşuz! Hayırlı bir iş için gelmesiniz siz. Hemen bozulma ya, dostça görüşmeye geldik. Hadi be! Dur bir dakika! Bırak Sedat, konuşsunlar bakalım. Delikanlı tanır beni. Adım Çamur'dur ama elim kanlı. Anlaşırsak melek gibiyimdir. Ama zorluk çıkar da yolluğum verilmedi mi şeytan olurum. Beyefendi araç istiyorlar yani. Araç demedik canım, yolluk dedik. Yani cep harçlığı. Her ay başı gelir, 50.000 liramızı alırız. Her ay 50.000 mi? Ya vermezsem? Bak bu kelam yakışmadı senin kiraz dudaklarına. Doğru konuş be! Allah versin kıyak bir dükkanım var. Dünyada malum, it kopuk dünyası, serseri dolu. Bize ne serserilerden? Belli olmaz. Buraya dağıtıp mezarlığa çevirirler. Böyle yerleri korumak bizim vicdani bir vazifemiz. Tabii Hilal-i Ahmer menfaatine doğmaz bu iş. Alnımızın terini istiyoruz, o kadar. Sen daha fazla terlemeden şuradan bir yaylansan da kurşunlara yazık olmasa, hadi gazlayın! Dur Sedat, karışma sen! Yama! Karışma! Burada patron benim. Vereceğim parayı. Ablanın saçı uzun ama aklı seninki gibi kısa değil. Yalnız şimdi veremem. Oyuncuların fişlerini değiştirmem lazım. 2 saat sonra alırsınız. Tamam abla, anlaştık.
İki saat sonra eski Maslak yolunda bekliyoruz. Anlaşıldı. Gidin artık. Atlatmaya kalkma da bir daha ziyarete mecbur kalmayalım. Hani burasını ben idare ediyordum? Emirleri ben veririm. Fazla sual sorma. Eve git şimdi, Abdullah'a getir bana. Peki. Halime seni istiyor. Beni mi istiyor? Bu saatte. Dur bekle, giyineyim de geleyim. Hadi gidelim. Gel. Beni çağırtmışsın. Seninle konuşacaklarım var. Ama yalnız konuşmak istiyorum. Mühim bir şey mi oldu? Yardım edeceksin bana. Al şunları. Aralarına kağıt doldurup birkaç deste yap. Gören 50.000 lira zannetsin. Hayrola, birini mi dolandıracağız? Ne var senin? Yok bir şey. Paraları bir çantaya koy, Sedat'a ver. Haraç isteyenlere götürecek. Ha, şimdi anladım. Onlar da aldatıldıklarını fark edince Sedat beyefendi harcayacaklar. Ama nedense bu sefer pişman gibisin. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa onun ölmesine gönlün razı gelmiyor mu? Bu iş basit bir gönül oyunu değil Abdullah efendi. Ama ötekilerin ölümünde böyle üzgün değildin. Sedat'a kıyamaz gibi bir halin var. Ölürse üzülürüm belki. Alıştım çünkü. İnsan kedisine köpeğine bile alışıyor. Tuhaf bir çocuk. Saf, inatçı. Bazen yumuşacık. Bazen de dünyanın en tersi. Vazgeç öyleyse. Artık çok geç Abdullah efendi. Babamın ölüsü üzerine yemin ettim. Hiçbir şey vazgeçirtemez beni. Sonunda ağlayacağımı bilsem bile vazgeçemem. Ağlamanı istemem tabii. Sen benim gözyaşlarımı bırak da dediklerimi yap şimdi. Fazla dalma, çıkamazsın sonra. Seni gören ya Karadeniz'de gemileri batmış, ya da aşık zanneder. Ne gemim var, ne de kadınlarla alışverişim. Ortaklarımı düşünüyordum. Üçü de cennettedirler şimdi.
Böyle peş peşe gitmeleri biraz tuhaf değil mi? İlki giderken ayağını sürçtü herhalde. Yoksa sıranın sana gelmesinden mi korkuyorsun? Korksaydım bu mesleği seçmezdim. Biz kelle koltukta insanlarız. Fedailik demek, ölümü peşin kabullenmektir. Öyleyse düşünme, neşelen biraz. Hadi beni dansa götür. Bu da vazifeme dahil mi? Nasıl istersen öyle kabul et. Çok efkar, kalbim neden kan ağlıyor? Bunu bir bilsen sevgilim. Güneş solgun, gündüz gece, içimde sen bir bilmece, ızdırabı heceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor. Vazifemi iyi yapıyor muyum? Fena değil. Yalnız çekingen duruyorsun. Başka bir erkek olsa göğsünde ezerdi beni. Dans ettiğim kadına bağlı bu, zevk meselesi. Benden hoşlanmıyor musun? Sana kadın gözüyle bakmadım hiç. Onun için cevap veremem. Dikkat et, söylediklerin hakaret sayılır. Nasıl istersen öyle bil. Sen küstah, terbiyesiz, kendini beğenmişim birisin. Sen kendini tarif ediyorsun bana. Üstelik aptalsın da. İlk defa ağzından doğru bir laf çıktı. Aptalım belki. Aptal erkeklere tahammülüm yok benim. Tahammül et diyen kim? Güzel tatlı tek eşimdi. Yeter artık, gidelim. Unutamam asla seni, her gün anıyorum yasla seni. Ne olursun dön dön bana. Kollarım bekliyor seni, öpsem öpsem ellerini. Yine de sana hasretim. Dudaklarımda bir ateş, avuçlarımda alevsin. Sensiz yalnız, sensiz içim, ilahımsın, sevgilimsin. Memlekete gideceksin. Müsaade ederseniz istiyorum. 20 yıl emek verdim buraya. 20 yıl bu, dile kolay. Yalnız şu son aylar bile yeter zaten. Ardı ardına 4 cenaze birden. Eski ortak Kenan Bey'le başladı. Nasıl bir adamdı bu Kenan Bey? Ekmeğini yedim. Doğru olmaz şimdi. Zarar yok, söyle. Nasıl adamdı? Al birini vur ötekine. Zaten para yüzünden yediler birbirlerini. Ama en gaddarı Kenan Bey'di. Gaddar mı? Ölünün ardından laf edilmez. Ama iblisin biriydi aslında. Allah da işini biliyor. En kötüsü ilk gitti, sonra da ötekiler. Kenan Bey'in ölümüne üzüldüler mi? Ne üzülmesi, sevindiler bile.
Vallahi hanımefendi, ne yalan söyleyeyim, bana öyle geliyor ki Kenan Bey'in ölümünde bunların parmağı vardı. Yalnız Sedat Bey yoktu aralarında. Nereden biliyorsun? Kenan Bey öldüğü gün Sedat Bey Almanya'daydı çünkü. Almanya'da mıydı? Evet. İyi biliyor musun, emin misin? Vallahi billahi Almanya'daydı efendim. Güzel gözlerim var Sedat. Çok güzel. Bir ormanın engin derinlikleri kadar yeşil. Yıldız yıldız. Ama ne yazık ki körsün. Patron geliyor. Git al çantayı. Açarım ama bir şartla. Bana 153 öpücük borcun var. Aldattın beni koca sırık! Görürsün sen! Tam 153 tane, kabul mü? Sana 153 bin helal olsun. Bilmem gülüşünde çekiyor beni kendisine. Nesi var bilmem bakışında takıyor beni arkasına. Bir şeyler var besbelli, herkesten bambaşka beni düşüren aşka.